أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde daha sizinle beraberiz. Bu beraberliğimizde inşallah kitabınızın 280. sayfasında yer alan 7 numaralı alıştırmayı ele almaya çalışacağız. Ancak bu alıştırmaya başlamadan önce çalışmamız gereken bir konu olacak. Aksam-ı Seb'a diye adlandırılan ve 7 kısım fiil diye tercüme ettiğimiz, bazı gramer kitaplarında da sahih ve mutel fiiller başlığı altında verilen, kaydedilen konu üzerinde duracağız. Programımızın bir önceki bölümünde sayfa 279'da yer alan 6 numaralı alıştırmada en son Sülasi mücerred fiillerin ismi fail ve mefullerini verdik. Bunları kaydettiniz. İsmi failin işi yapan anlamında olduğunu, işi yapana delalet ettiğini, ismi mef'ulün ise yapılan işten etkilenen varlığı ifade ettiğini size hatırlattık. Bunların sırasıyla kitabınızda verilen sırasıyla kaatibun, ahizun, alimun, fatihun, sa'ilun, sariqun, vadiun, haliun, rafiun şeklinde olduğunu. Sayfa 279'da yer alan fiillerin ismi faillerinin bu şekilde sıralandığını. Arka sayfada 280'de yer alan fiillerin ismi faillerinin ise Şakirun, qariun, vazinun ve şeklinde olduğunu söyledik. Sizin için kolaydır diye anlamlarını vermedim, anlamlar üzerinde durmadım. Fakat kısaca işaret etmeden de geçemeyeceğim. Ahizun alan, alıcı. Alimun bilen, bilgin. Fatihun açan, açıcı. Fatih. Sailun soran ya da isteyen. Çünkü seelenin anlamı anlamıyla birlikte istedi anlamı da var. Sa'ilun soran, isteyen. Sa'riqun çalan, hırsız. Vâdi'un koyan, koyucu. Hâli'un çıkaran, râfi'un kaldıran anlamındadır. Şekeradan, şakirun, şükreden, teşekkür eden. Fâhisun, muayene eden. Sâmi'un, duyan, Qari'un okuyan, okuyucu. Vazinun tartan. Ve son olarak cami'un cemeden toplayan, bir araya getiren. Dilimizde de kullanıyoruz bu kelimeyi cami kelimesini. Cami nereden geliyormuş? Cema'a fiilinin ismi fail olarak Arap dilinden geliyormuş. Cami'un cami toplayan, cemeden, bir araya getiren anlamında ismi failmiş. Bu fiillerin ismi mef'ullerine gelince Ketebenin ismi mef'ulünün mektubun şeklinde olduğu zaten kaydedilmiş kitabınızda yazılan anlamında Me'huzun ehazenin ismi mef'ulü alınan, alınmış olan anlamında malumun bilinen malum olan meftuhun açık açılan açılmış olan mes'ulun sorulan dilimizde de kullanıyoruz yani sen şu işten mes'ulsün diyoruz mesela muhatabımıza ya da işte bu işten kim mes'ul yani sorumlu anlamında mesruhun çalınan çalıntı Mevzuun konulmuş olan, konan dilimizde mevzu olarak kullanılıyor. Mahluun çıkarılmış, soyulmuş olan. Merfuun kaldırılmış, yükseltilmiş olan. Meşkurun şükredilen ya da teşekkür edilen. Mafhusun muayene edilen. Mesmuun duyulan, işitilen. Mesela fehmul mesmu dediğimizde dinleme anlamayı kastetmiş oluruz. Duyulanı, işitileni anlama, fehmetme anlamında. Makruun, okunan, okunmuş olan. Fehmul makru dediğimizde de okuma anlama, okunan şeyi anlama anlamını kastetmiş oluruz. Mevzunun tartılan ve son olarak mecmuun toplanmış olan, toplanan şey anlamını taşır. Bu isimlerin anlamları sizin için zor değildi. Zaten siz bunları kendi dediğinizden çıkarabilecek bir bilgi düzeyine sahiptiniz zaten. Ancak işaret etmenin yararlı olacağını düşünerek, bu konuya işaret etmek istedim. Evet efendim sayfa 280'de yer alan 7 numaralı alıştırmayı çalışmaya başlayacağız. Ancak bu alıştırmayı çalışmaya başlamadan önce programımızın girişinde duyurdum, ifade ettiğim El-Aqsamu Seb'atu başlığıyla gramer kitaplarında kaydedilen bazı gramer kitaplarında da sahih ve motel fiiller başlığı altında verilen bir konuyu çalışacağız. Kitabınızın 280. sayfasında yer alan 7 numaralı alıştırmaya başlamadan önce size bu konuyu vermek istiyorum. Evet şimdi bu konuya şöyle bir giriş yapalım. Şöyle bir tanımlamayla başlayalım. Arapçada sülasi mücerret fiiller bünyelerinde taşıdıkları harfin cinsine, şekline göre sahih ve mutel fiil şeklinde iki ana gruba ayrılır. Mutelin kelime anlamı illetli şeklindedir. Mutel illetli demektir. Şu ana kadar Hurufu met yani uzatma harfleri görevini yaparlar. Bu görevi taşırlar üzerlerinde diye öğrendiğimiz elif, vav ve ya harfleri. Bu harfler söz konusu kelime fiil olduğunda illet harfi olarak görev yaparlar. Yani isimlerde Harfimet diye öğrendiğimiz Elif, Vav, Ya fiillerde illet harfi olarak işlev görürler. Şöyle söylersek daha rahat, daha kolay anlarsınız. Kök harfleri arasında bu üç harften herhangi birisi bulunan fiil mutel fiil, illetli fiil diye adlandırılır. Mutel fiil neymiş efendim? Kök harfleri arasında bu üç harften, eliften, ya'dan, vavdan herhangi birisi yer alan fiil, mutel fiil diye adlandırılır. Kök harfleri arasında bu üç harften herhangi birisi bulunmayan fiilse, sahih fiil diye adlandırılır. O zaman sahih fiili tanımlayacak olursak kök harfleri arasında illet harfi bulunmayan fiildir diye tanımlarız. Mutel fiili tanımlayacak olursak da kök harflerinden biri ya da ikisi illet harfi olan fiillerdir şeklinde tanımlarız. Şimdi bunların sınıflarına geçelim. Sahih fiiller üç kısma ayrılır. Salim fiil, mehmuz fiil ve mudaaf fiil şeklinde. Salim, mehmuz ve mudaaf fiil şeklinde sahih fiilleri üç ayırırız. Mutel fiilleri ise kendi arasında Evet kaça ayırırız ki toplamı 7 olsun? El aksamu sebatu ya da Türkçeleşmiş şekliyle aksamu seb'a dediğimizde 7 kısım fiil kastediliyorsa sahihler kendi arasında 3'e ayrılıyorsa 7'ye tamamlamak için mutelin kaça ayrıldığı otomatik olarak ortaya çıkmış olur kendiliğinden 4'e ayrıldığı Mutel fiiller de kendi arasında dörde ayrılır. Misal fiil, ecvef fiil, nakıs fiil ve lefif fiil şeklinde. Bu kelimeleri tekrar ediyorum. Mutel fiil kendi içinde dörde ayrılır dedik. Misal fiil, ecvef fiil, nakıs fiil ve lefif fiil. Bunlar da mutel fiillerin bölümleri. Sahih fiillere tekrar dönüyoruz. Sahih fiilin tanımını şöyle yaptık. Kök harfleri arasında illet harfi bulunmayan fiillerdir dedik. Sahih fiiller üçe ayrılır. Salim fiil, mehmuz fiil ve mudaaf fiil. Salim fiilin hemen tanımını yapalım. Kök harflerinin tamamı sahih harflerden oluşan fiillerdir. Kök harflerinin tamamı sahih harflerden oluşan fiillerdir. Yani bünyesinde elif, vav, ya bulunmadığı gibi hemze ve şeddede taşımayan fiiller salim fiil diye adlandırılır. Peki buna örnek verecek olursak nasara, ketebe, alime, harace, dehale, zehebe, fehime gibi fiiller salim fiile örnek olarak verilebilir. Sahih fiillerin ikinci sınıfı mehmuz fiiller. Mehmuz fiiller bünyesinde hemze taşıyan fiillerdir. Mehmuz fiiller bünyesinde hemze taşıyan fiillerdir. Yani kök harflerinden birisi hemze olan fiildir. Mehmuz fiil. Mehmuz fiilin hemzesi başta olursa mehmuzul fa, ortada olursa mehmuzul ayn, sonda olursa mehmuzu lam diye adlandırılır. Mehmuzul Fa'ya örnek verecek olursak, ekele ve ehaze fiillerini zikredebiliriz. Fa el fiili, yani ilk harfi hemzeli olan fiil. Ekele ehaze. Mehmuzul Ayna örnek verecek olursak, seele seime fiillerini örnek olarak verebiliriz. Seime usandı anlamında bir fiildir. Mehmuzul Lama örnek verecek olursak, qara e hat e gibi fiiller mehmuzul la'ma örnek olacak fiillerdir. hat e kara e bunlar mehmuzul lam için ''seime-seele'' bunlar mehmuzul ayn için akhaze e ve ''ekelede'' de mehmuzul fa için örnektir. Mehmuz fiilin ne demek olduğu anlaşıldı. Mudaaf fiile geçelim. Mudaaf fiil ise şöyle tanımlanır. Kök harflerinden son ikisi aynı harf olup bu da şeddeli yazılan fiillerdir. Kök harflerinden son ikisi aynı harf olan ve şeddeli yazılan fiillerdir. Yani bünyesinde şedde taşıyan bir harf cinsinden aynı harften İkisine, iki harfe sahip olan fiillerdir. Ne gibi? Mesela medde gibi, delle gibi, ranne gibi fiiller mudaf fiile örnek olarak verilebilir. Medde uzattı, ranne çaldı, delle Rehberlik yaptı, kılavuzluk yaptı anlamını taşır. Burada fiillerin anlamlarından daha ziyade, bünyelerinde illet harfi taşıyıp taşımamaları bakımından, sahih ve mutel diye tasnif edilişine dikkat çekmek istiyoruz. Sahih fiillerle ilgili söyleyeceklerimizi tamamladık. Salim, mehmuz ve mudaaf şeklinde 3 sınıfa ayırdık, tasnif ettik. Mutel fiili kök harflerinden biri ya da ikisi ile tarifi olan fiillerdir. Şeklinde tanımladık. Ve bunların dört sınıfa ayrıldığını söyledik. Misal, ecvef, nakıs ve lefif. Hemen misal fiili tanımlayalım. İlk harfi vav ya da ya olan fiiller misal fiil diye adlandırılır. İlk harfi vav ya da ya olan fiiller misal fiildir. İlk harfi vav olan misal fiiller misali vavi. İlk harfi ya olan fiillerse misali ya'i şeklinde adlandırılır. Vadeti anlamındaki veade fiili misali vaviye ve kurudu anlamındaki yebise ise misali ya'iye örnek olarak zikredilebilir. Ve ade ve yebise. Veda etti anlamındaki veda bir başka örnek misali vaviye. Ve kolay oldu kolaylaştı anlamındaki yesura ise misali ya'iye bir diğer örnek. Misal fiilden sonraki fiil ecvef fiil. Ecvef fiil şöyle tanımlanır. Kök ikinci harfi illetli olan fiillerdir. Kök ikinci harfi illetli olan fiillerdir. Yani elif, ya ya da vav harflerinden birisi orta harfi teşkil ediyorsa bu fiil ecvef fiil diye adlandırılır bu illet harflerinin asıllarının ne olduğu fiilin muzarisinde ortaya çıkar. Muzarisinde ortaya çıkmayanlar da mastarda ortaya çıkar. Mesela gale fiilinde kök harfler gaf, vav ve lamdır. Gale fiilinin ortasında yer alan elif bu fiilin ecvef olduğuna işaret eder. Ancak ortada yer alan elifin aslı vavdır yekulu şeklinde muzaride ortaya çıkar. Bu fiilin mastarı kavlun şeklinde gelir. Mastarda da kale fiilinin ortasında yer alan elifin aslının vav olduğu anlaşılır. Peki ba'a sattı anlamındaki fiilin muzarisi yebi'udur. Ba'a fiilinin ortasında yer alan elifin aslının ya oldu muzaride ortaya çıkar. Bu fiilin mastarı beyun şeklindedir. Muzaride ortaya çıktığını gördük neyin? Baa'daki elifin aslının ya olduğunu. Bu fiilin mastarı beyundur. Muzaride ortaya çıkan durum yani Ba'anın ortasında yer alan elifin aslının ya olduğu durumu yine mastarda da karşımıza çıkar. Name, uyudu anlamındaki name fiilinin muzarisi yanamudur. Yanamuda da namenin ortasında yer alan elifin aslının vav olduğu ortaya çıkmaz. Bu durumda mastara bakılır ve nevmun maslarında name fiilinin ortasında yer alan elifin aslının vav olduğu ortaya çıkar. Es salatu hayrun minen nevm ifadesinde de nevm kelimesi zikredilir. Evet sevgili öğrencilerim programımızın bu bölümünde sahih ve mutel fiil konusunu size vermeye çalışıyoruz. Konuyu tamamlama imkanımız olmadı. Konunun kalan kısmını gelecek bölümde ele alacağız inşallah. Bir sonraki programda Aksa'mız Seb'a konusunun kalan bölümünde, kalan kısmında görüşmek üzere. Fi emanillah.